geldin Bahar. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ben babamın odasına gidiyorum. Fotoğraf çekeceğim. Instagram için shop yapıp atacağım. Peki, gel bakalım. Shop'u açıklamak ister misin? Photoshop. Bilen bilmez. Fotoğraflar üzerine düzenleme. Peki. Ben genelde kendimi zayıflatmayı tercih ederim. Tamam. Deniz. Evet, bu benim çok dikkatimi çekti. Önce farklı şeylere benzettim onu, incelemiştim Instagram'ını. Ama bugün sordum, o sen misin? Bir de, bana soruyor ya, niye öyle diyorum ki de... aşkım yapıyorum. Sonra diyor ki bana da yap. Evet, sonra dedim ki bana da yap, bana da öğret. İhtiyacınız var, yaparım. Atın bana fotoğraflarını. Çok hoşuma gitti, resmen bir sanat var orada. Gerçekten ama buna inanamıyorum. Hani burada bu şekilde daha güzeldi? Böyle çok güzelsin. Ben onu sen sanmadım. Başka bir şey sandım. Çünkü çok değişik sanat gibi yapmışsın onları. Artık nasıl bir f***sa? Yok, farklı bir şey yani. Postel gibi bir şeyler yapmış. Çok uğraşmışsın, güzel olmuş. Yok, çok da uğraşmadım. Fotoğraflarımı attığım saatlere bakarsanız genelde böyle gece saatleri, sıkılma saatleri. Ya üzerindekiler çok güzel. Ben çantanı beğenmedim ama genel olarak. Ne? Genel olarak? Yani bugün galiba modu düşük Bahar'ın. Bugün bir değişik. Bak, kolay söyleyebilirsin. Beraber yapalım. Beğenmedim. Yok, gerçekten enerjisini beğendim. Enerjisi bir düşük gibi. Kıyafetten bahsediyorum ben. Evet. Ya, zorlanıyorsun eleştirirken. Hayır, asla. Enerjin ne ya aslında? Bilmiyorum, iyi hissediyorum bayağı. Evet. Ya çantan hariç her şeyini çok beğendim. Teşekkür ederim. Oraya bağlayacağımız kesin de tabii. Aylin. Ben Bahar'ın üslubunda Bahar'ı eleştireceğim. Biraz zor olur senin için. Kusursuz proporsiyonuna harika kemerin, enfes durmuş. Asla patlayacak gibi durmuyor. Aksine çok rahatmışsın gibi duruyor. O fevkalade çantan, o fevkalade elbisenle muhteşem gözüküyor Bahar. Bu kadar. Umarım beğenmişsindir. Ben normal yorumla alayım. Çünkü burada sen yorum yaptığında normal şekilde cevap vereceğim. Bahsettiğin üslupta yorum yaptığım arkadaşım sinirlenmişti, üzülecek falan diye. Sen üzüldün hani mü? Hani sen beni bu kadar üzmek istiyorken, bu kadar Stockholm sendromları yaşıyorken bana karşı. Ben sana senin üstüne bence olabildiğince acımasız davran da sen yorum yaptım sana. Neden bu kadar sert tepki veriyorsun? Tamamen neyse, senin üstüne bu. Neyse, hadi bu anlamıyor. Anlatamıyorsun demek ki. Sana ama. Evet. Çok tehlikeli bir zekası var. Sana bir anlatabilen olursa gelsin bana, biz bir şeyler düşünelim, bir projeler falan canım, tasarlayalım. Canım, ben konuşayım der misin? Çok tehlikeli bir zekan var. Bu Photoshop mevzusu senin çok canını sıkıyor. Senin de çok tehlikeli bir yokluğun var. Bir susarsan yorum yapıyorum. Tehlikeli derecede. Çok sinirleniyorsun aslında bu muhabbeti. Bu muhabbeti gırgıra çevirmek için böyle bir konsept uyguladın. Ya iki şey söylüyorsunuz. Bir shop, iki zeka. Seni çıldırtıyor çünkü günde 100 giysilerim kez nasıl? Ben güzel miyim? Ya ben güzel çıkıyor muyum kamerada? Saçım nasıl çıkıyor? Kilolu mu çıkıyorum aynen gibi. Annemle konuşuyorum. İnsanlara soruyorsun. Çünkü dış görünüşüne bir... Anneciğim, yemekte ne var diye bile sorabilirim ama Allah'tan annem burada sen yaşamıyor. Öyle şeyleri duymuyorsunuz. Bu daha burayla ilgili. Sus, dinle. Ya. Bu durum senin çok canını sıkıyor. Ama sen bu de bunu örtbas etmek için bir konsept uyguladın ama yemezler. Olmadı. Neyse, sabredeceğiz. Gülü seven dikenine katlanıyor. Melek, senle nasıl size de katlanacağız bir sana katlandığımız gibi. Tamam. Nasıl konuşmalı senle? Sen bana mecbursun. Bahar. Sen de mecbursun canım. Bahar, Aylin ya da Selin senle nasıl konuşmalı? Niye onlardan bahsedelim Melek seninle şimdi? Ama az önce çok mu gerek benle var? Böyle konuşmamalı nasıl diyorsun buldun ya. Giysime? Nasıl konuşmalı? Hayır, ben sana bir şey sordum. Soruya soruyla cevap verme bana. Ben cevap vermeyeyim sana istersen. Neden? Arkadaşlar, biliyorum heyecanlısınız ama benim sizin kadar enerjim yok bir şeyler üretmeye. Buyurun, isterseniz giysimi yorumlayayım. Bunun üzerinden küçük böyle iğnelemelerinize de yanıt vereyim ama böyle temelli de konu oraya gitmesin değil, yani. İğneleme değil, sen bir şey söyledin. Ben de sana karşılık sordum. Sen de soruyla cevap vermeye çalışıyorsun.
Yani tamamıyla konuyu kapatmaya çalışıyorsun ama ben konuyu bilmiyorum, merak herkes ettim. Herkes sana cevap vermeye çalışıyor. Sen VIP olduğunu herkes galiba tekrardan soruyor. Böyle hatırlatmaya çalışıyorsun bize. Sen de sürekli aynı şeyi yineliyorsun. Evet. Peki bir şey daha soracağım. Hani böyle kendini olgun hissediyorsun ya. Evet, olgun hissediyorum. Sen olgun olduğunu mu hissediyorsun? Ben mi olgun olduğumu hissediyor muyum gerçekten mi? Hissediyorsun ama bizim gördüğümüz bir olgunluk yok yani karşımızda. Ege Hanım bana gelmiş de diyor. Arka tarafta ne diyor? Ne diyor? Ne diyorum mu? Ben diyor ki Emel. Ben şoklardayım tabii ki o an. Söylesen de biz de göster. Gerçekten söyleyemiyorum şu anla. Ben diyor ki Melek diyor, ben sana diyor iyi yorum yaptım ya diyor. Sen de bana der misin lütfen çok olgunsun, çok çok olgunsun, çok olgun gösteriyorsun. Tam bir genç kadın şeyinde falan gösteriyorsun. Ama şu an diyecektim gerçekten ta ki o saçını görene kadar. Onu ben de beğenmedim. Ben tam olarak şunu yaptırmaya çalışmıştım. Ama insanlar ruh halime göre bunu yaptılar. Ya öyle bir yorum yapabilir miyim? Ya bugün sabah İşte bak yemek... dişi kuaför bile ruh haline bıraktı. Yemek yerken gözlerime inanamadım. Sabah yemek yerken gözlerime inanamadım. Niye? Kızlara da söyledim. Herkes sırayla bir sinir krizine giriyor. Evet, gördüğümüz gereken şeyi dışına giymiş olması. Gözlerime inanamadım. Fotoğraf yerine Bahar'cığım. O dışındakini içine giymeyi denesen daha iyi olur bence. Ben de dedim ki Tuğba dedim. Kemerini de hani üstüne değil de içine giysen daha böyle ince olursun diye düşünüyorum ben. Ya da görünmek senin istediğim... gibi birazcık daha büyümeyi bekleyip. Hayatım ben büyüyüm çok yeterince olgun şiler. Bir kadın olduğumu düşünüyorum zaten. Evet bence de öylesin. Oturuşumla ve kalkışımla. Sen bu kadar kullanmak yerine bunu da dışına giymek yerine içine giyseydin. Sabahki de çok komikti ben... zaten. Gözlerime inanamadığım için kızlara da sordum doğru mu diye. Hayır, sabahleyin. Genelde dışına giyen, içine giymesi gereken şeyleri dışında kullanıyor. Çıt çıtlı bir bodysi vardı. Titan'ın üstüne mayoyu kullanmış. Titan üstüne giymişti ve çok... Şu andaki üstündeki de korse zaten bağırdım kötü sanırım. Durmuyordu bence. Ben bir şey diyordum. Hayalim tek şey. Kelime o da şöyle kardeş yansın. Kötü değil, tarzı diye. Senin dilinden pek anlamıyorum. Kendi dilimle yorum evet, yapmaya çalışıyorum. Evet, anlamadığınız çok belli. Sen sürekli... yapıyorsun ya o yüzden. Ben evet. De şey dedim Öykü Bakın, Hanım. Bakın ne yapıyorum biliyor musunuz şu anda? Babamın odasına gidiyorum. İş yerine gidiyorum. Ya. Böyle odada fotoğraflar çekip yapıp yayınlayacağım. İçine giymeyi unutmuşsun. Dışına hemen giyip çıkmışsın. Yok hayır, babamın sen artık o iç dış olayından koştur. Çık. Bilerek, isteyerek, özenerek, imrenerek yapılmış bir hareket. Bu kadar. Olmamış ama. Ben sadece kıyafetiyle ilgili eleştiri yapacağım. Ben üzerindeki kot ceketi sevmedim, elbiseye yakıştıramadım çünkü. Beline taktığın korse, kıyafet üzeri korse değil, o kıyafetten içeri takılması gereken bir korse. Aa, sadece gerçekten bedeni mi? İnce gösteriyor. Dışına kullanılması için özel korseler de var. Yani aa, yanlış yerde kullanmışsın nerede onu. Nerede gördün, nerede aldın? Ben kendim birebir yaptım. Cosplay'de kullandım tatlım. Ben almıyorum. Cosplay'de genelde kullandın. Yapıyorum. Evet, ben cosplayer'ım normalde. Hobi olarak cosplay'im ben. Onları da kendi ellerimle yapıyorum. Dikiyorum, hazırlıyorum ve sergiliyorum. Efendim? İçine konuşma. Konuşacaksan bana karşı konuş. Bunun dışında botlarının rengi lacivert. Ve korsenin rengi siyah, hiç hoşuma gitmedi. Çantanı da uygun bulmadım. Kot ceketin zaten hiç hoşuma gitmedi. Bugün seni gerçekten beğenmedim. Bu kadar. Hazır mısın Bahar? Geçebilirsin. Ve Bahar Candan'dan Hafta Arası İlk Hayal Kırıklığı isimli eser.
Neden? Olmamış. Fazla zorlamışsın Bahar. Yani her giydiğin ceketi o şekilde tutma mesela. Çıkarayım mı? Ne giy veya çıkart yani. İkisinden birisini yap, arada kalmasın her seferinde. Heh. Böyle mi? Olur. Bir çek üstüne, iyice bir görelim. Çıkarayım ceketin, bir de istersen. Ceketin güzel ceket ama bu elbise ve o korse ve o çizme ve o çanta. O yüzden mantık. Olmamış. Bir de bilir misin bilmem, ben fotoğrafçıyım da aynı zamanda. Aha, biliyorum. Heh, sen bundan sonra sana tavsiye, fotoğraflarını düz fonda çek. Tamam mı? Arkada herhangi bir hareket olmasın ki daralttığın belli olmasın. Senin için söylüyorum bunu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün tarz değilsin. Sen Kardashian ailesindensin galiba. Kendini öyle zannediyorsun değil mi? Sen de onların... Onlara örnek aldın bugün. Onlara örnek aldın. Yok yok, onlara karşı var bir şeyin. Beğeniyorsun o sülaleyi. Evet, herkes gibi takip ediyorum diyelim. Ama olmamış bugün. Bugün kafan öyle bir karışık ki bunu kıyafet kombinine yansıtmışsın. Sonra o sana Kemal Doğulu dedi ki ceketi dedi şeyini giy dedi. Giydin, hemen bir şey söyledi. Yanlış anlayınca trank ceketi aynı hale getirdin. Neden? Nedeni yok. Tepki. Teşekkür ettim. Yorumuna saygı duydum. Sıra size geçtiğinde geldiğim şeklime büründüm. Ceketi yukarı çek. O nedir? Mana veremiyorum bu. Hayır, mevzu tepkiyse ben tepkinin babasını veririm. Kalırsın orada, haberin olsun. Böyle laf cambazlıkları yapma bana. Yemem ben. Kimseye benzemem yani, haberin olsun. Ama giydi ceketi tekrar. Sen söyledin diye giydi, evet. Çünkü çıkarmayacaktı orada. Aynen. Zeki bir kız. Aklınca tepkiyi veriyor öyle. Biz alırım de bunu anlamıyoruz yani. Alırım ben onun aklını. Ah Bahar. Kıvrak zekalı Bahar. Bari bize Lolo yapma Bahar. Lolo. Evet. Alo. Lolo. Tabii sen bu lisanları bilmezsin. Sen VIP bir Bahar'sın yani. Aa, estağfurullah. Espri onlar. Ya ben o esprileri onlara yapıyorum. Hani size değil ki. Bize yapma. Tepki dediğiniz şey de o yüzdendi. Kırıldım. Neye kırıldın? Pardon. Ne yaptın sen Bahar Hakeman? Düz fonda çek fotoğraflarını dedim. Ne var? Bana onun da neler söylüyor? Onun iyiliği için söyledim ama o her anı yanlış anlamaya meyilli bir karakter olduğu için kendi algı çerçevesinden aldı, süzgecinden geçirdi, o şekilde algıladı. Ama ben ona öğretirim o lisanı, öğrenir yani sezon sonuna kadar kalırsa. Kemal Doğulu'yu takip ediyor musun? Ediyorum da etmiyorum da. Stalker. Hayır. Kesinlikle. Onun bir huyu var. Büyük buradan stalker. Çıkıyor, çıkıyor. Yani stalker olduğunu söyledi. Gizli takipçi. Ne kadar yer yandı. İkinci olduğu gün biliyorsun Unfollow değil mi? Unfollow etti hepinizi. Hep beni, Melisa'yı, hepimizi, yeğenimi. Melisa'dan ne istedin yani? Aa. Bugün niye kötü geldin? Kötüsün ama kabul et. Yani o üstündeki montun, jean montun hakikaten o kadar güzel ki o kupu falan. Keşke onu bir küçücük. Şey... Küçücük. Hep söylediğiniz o küçük mont. Evet, o küçük. Bayılırım ben. Ama çok yanlış, çizmenin de rengi o kadar güzel ki. Ama tabii bunları çok yanlış kombinlemişsin. Bugün tarz değilsin Bahar'cığım. Teşekkür ederim Nurayetçi hanımefendi. Bahar ne işini bozdu biliyor musun? Korse. Keşke takmasaydın. Ya ben hani şu an biraz siyah. Çıkartabilir misin ya onu? İçe giyilmesi gereken şeyleri dışa giyiyorlar, Instagram'da paylaşıyorlar. Evet ama herhangi elbise ve herhangi kombinle olmuyor. Bugün fotoğraf çekiyorum, Instagram'da paylaşacağım, shop'ta yapacağım dedim. Bu yüzden söyledim. Tabii ki yani absürt bir durum ama ben birazcık sizin anlayışınızın genişliğine bırakmışım. Hayır, biz zaten moda trendini çok iyi takip ediyoruz ve moda ne olduğunu biliyorum. Çok iyi biliyoruz. Tabii ki. Korse yani çamaşırlar bluz üstünde çok giyiniyor ve son trendlere bunlar. Ama bu böyle durmuyor. Bu nasıl duruyor biliyor musun? Senin kestiği her yerde. Has. Başka renk olursaydı
o kadar belli olmazdı. Ama şimdi mavi ayakkabı, beyaz elbise, siyah korse, kot, ceket, o kare neyle, çanta, anladın mı? Ya yani o korse olmasaydı iyi olabilirdi. Sorun da orada zaten görüyorum ben. Ve saçını da hiç beğenmedim. Ağlayacağın çok kötü bugün. Evet öyle işte. Yapacak bir şey yok. Zaten. Bir de kilolu göstermiş. Ama korseden dolayı biliyor musun? Evet. Korse. Korse olmasaydı belki taarruz olabilir. Teşekkür ederim. Bye bye.